yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okuyorum. Gönüllü olarak çalıştım. Kendine ilgili garip bir fact vereyim o zaman. İsmim çok... Ben Rana, 24 yaşındayım. Geçtiğimiz yıl Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldum. Okurken aynı zamanda Isaac'te yaklaşık 2 yıl boyunca çalıştım. En son yönetim kurulu üyeliği yapmıştım 2020-2021 yıllarında. Birden taraflı sosyal sorumlu projeleri koordinatörüydüm İstanbul Şubesi'nde. Yurt dışına aslında insanları sosyal sorumluluk projelerine gönderiyorduk. Ve ben de bu vesileyle aslında Hindistan'a Global Talent Projesi'ne katılmaya karar verdim. Satış ve iş geliştirme alanında da Hindistan'da ve birkaç başka ülkede daha aslında kariyer fırsatı bulmuştum ama benim için Hindistan'ı seçmemdeki en önemli sebep belki de sahip oldukları yüzlerce yıllık kültür ve bu kültürün çeşitliliği olsun. Çok farklı bir gezegene gideceğimi tahmin etmiştim diyebilirim. Ve bu tecrübe bir daha benim için gelmeyeceğini düşündüm. Çünkü aynı zamanda çok gelişen bir sektör var Hindistan'da. Birçok kişi belki bunu henüz konuşmuyor olsa da iş gücü inanılmaz bir dereceye ulaştı aslında ve özellikle satış gibi fırsatların satış ve gerekirse böyle teknoloji, mühendislik anlamında çok fazla fırsat olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla o zaman dilimi özellikle de yaklaşık 6-8 aylık bir tecrübe o zaman edinebileceğim en iyi tecrübeydi. Çünkü çok uzun süreli bir tecrübeden bahsediyoruz ve bu belki şu ana kadar tanıştığım kimsenin yapmadığı bir şeydi. Bu benim için çok böyle hani büyüleyici olacağını düşündüğüm bir andı benim için diyebilirim. Ben orada bir doğal boya üreticisi bir firmada çalışıyordum. Bu firma küçük bir firmaydı. Startup firmasıydı zaten. Ve Hindistan'da ürettikleri doğal boyaları yurt dışına satıyorlardı en temel haliyle. Ben de aslında Türkiye pazarından sorumluydum bu noktada. Türkiye'deki tekstil firmalarına Hindistan'da ürettiğimiz doğal boyaları satmam gerekiyordu. Aslında en temel haliyle benim işim buydu diyebilirim. Ya ofis ortamı çok renkliydi. Hatta ofis ortamıyla alakalı şöyle bir şey söyleyebilirim. Tabii ki gittiğiniz yere göre, gittiğiniz firmaya göre bile şekillenebilir ama Hindistan'da her yerde ofisler dahil olmak üzere İbadet edilen küçük alanlar var. Böyle Krishna heykelleri falan olsun hep böyle bir evde, bir herhangi bir kurum veya kuruluşun herhangi bir ofisinde karşınıza çıkabilir. Toplu taşımalarda bile bir yerde illaki bir tanrı heykelci oluyor ve insanlar ona ibadet ediyorlar özel günlerde özellikle. Ve ofis ortamı çok tatlıydı. Bu tarz şeylerin de olduğu bir yerde. Hatta böyle özel günlerde, bayramlarda eğer ofis tatil değilse orada ibadet ediyorlardı ve beni bile içlerine aldılar. Bu noktada yani beni hiç yalnız bırakmadılar diyebilirim. Ve hatta şunu da söyleyeyim. Mesela öğle yemeği yeneceği zaman bir öğle molasına bile çıkılacaksa insanlar evinden kendi yemeklerini getiriyorlardı. Bir tane böyle büyük bir sofra kuruyorlardı resmen evden getirdikleri yemeklerle ve herkes birbirinin yemeğinden yiyordu. Beni de böyle davet ediyorlardı devamlı işte şundan da ye, bundan da ye gibi gibi devamlı böyle beni bir şeylere davet ediyorlardı ve bu benim için çok tatlı bir tecrübeydi bence. Yerli malı haftası gibi bu arada gerçekten yani şeyler, soslar falan böyle işte 1000 tane köriler ortaya çıkıyor, naanlar çıkıyor ortaya, herkes yemek yiyor. Bir yandan da beni de işte şundan da al, bundan da al diye diye böyle beni de bir şeylere devamlı dahil ediyorlardı. Bu bayağı iyiydi diyebilirim. Hindistan'ı 3 kelimeyle özetlemem mümkün değil maalesef. Keşke yapabilecek olsam ama yani şöyle söyleyeyim, önce bir açıklayayım neden yapamayacağımı. Çünkü yaklaşık 8 aylık bir tecrübe yaşadım ben Hindistan'da ve yani işimden sonra da seyahat edebilecek yaklaşık 1-2 aylık bir sürem olmuştu. İşten sonra da yaklaşık 13 şehre yakın şehir gezdim ben Hindistan'da. Ve çok farklı kültürler bir arada gerçekten. Hani gerçekten bildiğimiz gibi değil bazı şeyler. Bir genelleme yapılacak gibi değil bence Hindistan. Çünkü her bir eyaletin olsun, her bir bölgenin olsun kendine özel bir kültürü var tamamen. Ve bence bu Hindistan'ı büyüleyici kılan bir şey diyebilirim. Bunun için ilk kelimem sanırım büyüleyici olur. İkincisi rengarenk her şey ama her şey tırlar, kamyonlar yani çelik taşıyan bir kamyon ya hani nasıl bu kadar renkli olabilir yani ama pembeler, turuncular, sarılar her şey boyalı renkli festivaller yapılıyor işte insanlar birbirlerinin üzerine boya fırlatıyorlar işte tozlar etrafta uçuşuyor falan her şey rengarenk bu da bence çok etkileyici bir şey olmuştu. Kesinlikle ve kesinlikle çok misafirperver olduklarını söyleyebilirim. Tanıştığım herkes 8 ay içerisinde
Yani belki en alakasız insan bile, hiç turizmle ilgilenmeyen bir insan bile bir turistin Hindistan'da neye ihtiyaç duyabileceğinin farkındalar. Bu bir gerçek. Yani buradan bir hostele bile gitseniz, Isaac'tekiler zaten biliyor ama bir hostele bile gitseniz veya başka bir yolda karşılaştığınız belki birisi olabilir, bir taksici bile olabilir. Şunlara dikkat et gibi size uyarı bile verebiliyor gerçekten. Veya işte nerede ne yenir, herkes yardımcı oluyor. Ya kesinlikle orada yalnız kalmıyorsunuz. Hatta bazen kendi aileleriyle yemek yememiz için bile davet edenler olabiliyor. Çünkü gerçekten önemli olan da o. Hep beraber aileyle bir tanışmak. İşte zaten kendileri aileleriyle hep beraber yaşadıkları için bizi de oraya dahil etmek istiyorlar ve gerçekten bize de gözü gibi bakanlar olmuştu. Üstelik ben arkadaş edinmiştim mesela ve edindiğim arkadaşım tabii ki ailesiyle beni yemeğe çağırmıştı. Ve onların evinde konaklamama bile tabii ki izin verdiler. Yani biz de olsak biz de yaparız tabii ki ama sonuç itibariyle başka birinden de görünce aynı şeyi ve hatta daha fazlasını insan gerçekten mutlu oluyor diyebilirim. Yemek konusu açılmışken. Evet. Geldik konuya. Hadi bakalım. Öyle İnternette gözüktüğü gibi tabii ki şeyler var. Yani burada hani yerli bir arkadaş edindiğiniz zaman neyin pis, neyin temiz olduğunu onlar da söylediği gibi siz de görebiliyorsunuz birçok şeyi. Ama tabii ki medyada gördüğümüz şeyler oradaki o ilginç şeyler oluyor çoğunlukla. Dolayısıyla hani nasıl ki yani Hindistan'da belki bir sürü İtalyan restoranı vardır ama tabii ki bunları sosyal medyada görmemiz mümkün değil. Çünkü nerede ilginç bir şey var, bunlar paylaşılıyor. Ama mesela gerçekten söylüyorum, Hindistan o kadar kalabalık bir nüfus ki ve o kadar büyük bir çeşitlilik var ki böyle yemek yapan yerler de varken, gerçekten hijyen standartlarından uzak yerler de varken bir o kadar belki hiç Türkiye'de bulamayacağım kadar lüks restoranlar da var. Bu da mümkün gerçekten. Ortası da var ama dediğim gibi medyaya düşen sadece ilgi çekici kısım kadar. Ben kişisel tecrübemden bahsedecek olursam ben hiç yemekten dolayı hastalanmadım. Evet, rahatsızlanan arkadaşlarım da oldu. Ama dediğim gibi ben yaşamadım. Çünkü hani aşağı yukarı ne yiyeceğinizi zaten görüyorsunuz. Ve genelde sebze yemekleri bu arada daha çok yapılıyor. Tabii ki baharatlar, şunlar bunlar var yani. Soslar, acı soslar, baharatlar, her şey var. Yemek kültürü olan bir yere gitmek bence çok önemli. Çünkü hiçbir şey yapacak bir şey bulmadıysanız bile o gün için bir yemek yemeyi deneyebilirsiniz. Yeni bir şey deneyebilirsiniz gerçekten ve bence bu çok keyifli kılıyor tecrübeyi diyebilirim. Panipuri diye bir şey vardı, onu sevmiştim. Nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum ama kıtır kıtır böyle bir ekmek kenarından oluşmuş bir şeye benziyor. İçine yeşil bir sos, biraz tadı mercimeğimsi bir sos koyuyorlar. Üstüne de böyle çorba şeklinde ekliyorlar. Onu böyle hani tek lokmada yiyorsunuz zaten. Çorba ayarında bir şey gerçekten ama tadımlık bence çok güzel. Ama başka bir şey daha söyleyeyim. Benim en bağımlısı olduğum şeylerden biriydi. Momo. O genelde böyle sebzeli falan oluyor. Veya içinde işte tavuk falan olanı da bulabiliyorsunuz bu arada. Yemek konusunda onu da söyleyebilirim. Hani tavuk bulmak yine nispeten çok kolay. Ben hani tavukla gayet de rahat bir şekilde beslendim. Kuzu eti falan da yiyorlar zaten. Bunda hiçbir problem yok. Sadece inek eti, dana eti yok yani tabii ki. Tabii bazı özel yerlerde o da var. Ama dediğim gibi benim için sokak yemeği olarak momo ve panipure bayağı güzeldi. Ben çok beğendim yani. Hindistan'da yaklaşık 8 ay yaşadım dediğim gibi ve en unutulmaz an diye bir şeyim yok maalesef ki. Çünkü çok fazla unutulmaz şey yaşadığımı düşünüyorum. Gezdiğim yerlerden tutun, hani yediğim yemeklere kadar, başıma gelen olaylara kadar gerçekten çok fazla şey yaşadım. Her biri benim için çok ayrı yerlerde. Ama yani sanıyorum ki gezerken gördüğüm şeylerin yeri bende biraz farklıydı diye düşünüyorum. Özellikle de hani çok büyük bir coğrafya olduğunu düşünürsek Hindistan'ın, hem kuzeyde Himalayaları görmüş olmak, hem Tac Mahal'e falan gitmiş olmak veya işte Güney Hindistan'da çok başka yerlerde böyle palmiyelerin arasında yürümüş olmak bile benim için çok büyük bir hazdı diyebilirim. Çok keyif aldım her dakikasından, tanıştığım insanlardan ve içinde bulunduğum festivallere kadar. Ama unutulmaz diyebileceğim belki şey olabilir. Ben çok güzel bir zamanda orada olduğumu da düşünüyorum bir yandan. Çünkü Diwali'yi gördüm. Ve mesela bunu birçok insan bazen yakalayamayabiliyor. Kasım aylarında eğer biliyorsanız Diwali diye bir festivalleri var Hintlilerin ve bu Diwali festivali yaklaşık 9 gün kadar uzun süren, yani dünyanın en büyük festivallerinden bir tanesi olabilir. Özellikle en azından Hintliler için diyebilirim. Ve bu Diwali aslında bir ışık festivali ve bu ışık festivalinde
9 gün boyunca her yerde havai fişekler patlıyor, torpiller patlıyor, her yer ışık dolu. Bütün binaların üzerinde en böyle hani resmi binalara kadar, gecekondulara kadar her yerde ışıklar asılı oluyor. Ve belki de yani ışık kirliliğinin en çok olduğu zaman bile diyebiliriz buna. Tek başıma yaşadığım ilk andı belki de. İlk kez tek başıma bir evde yaşadım. Kendime bir hayat kurmayı öğretti. Kendi ayaklarımın üzerinde durabilmeyi kesinlikle öğrettiğini çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü başınıza başka bir ülkede yaşamak, tabii ki Hindistan burada ekstrem bir örnek ama başka bir ülkede bile tek başınıza yaşamak yeterince zor bir şey. Ama bu anlamda beni gerçekten geliştirdiğini söyleyebilirim. Artık bir şeylerle kendi başıma mücadele edebildiğimi, kendi işimi yaptığımı ve bunları gerçekten görebildim. Kendime olan güvenimi kesinlikle geliştirdiğini söyleyebilirim. En önemlisi de belki de kendimi başka bir yerde bulmak. Çok zorlu şartlar altında bile olsa, güzel durumlarda yaşadım, zor şeylerde yaşadım. Ama her bir şeyin altından tabii ki kalkmayı öğretti bana. Ama tabii ki hani Isaac'le gittiğiniz zaman yalnız değilsiniz. Yani her sorununuzu kendiniz çözeceksiniz, çok zor durumlarla karşılaşacaksınız gibi şeyler. Yani tabii ki size birileri destek olacak. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ama tabii ki bazı durumlar var. Kişisel olarak sizin altından kalkmanızı gerektirecek şeylerle karşılaşabilirsiniz. Sonuç itibariyle siz orada çalışıyorsunuz artık. Yaşıyorsunuz, profesyonel bir hayata adım atıyorsunuz. Dolayısıyla orada bir şeylerin altından tek başınıza kalkmayı size iyi bir şekilde öğrettiğini söyleyebilirim. Hindistan'da kesinlikle yalnız olmamak çok önemli. Öncelikle bunu söyleyeyim. Çünkü tabii ki giderken daha öncesinde de konuştuğumuz gibi çok fazla önlemler alarak, belki bir şeyler hakkında çok fazla endişelenerek gidiyor olabilirsiniz. Ama aslında Isaac'le gitmenin verdiği en güzel avantajlardan biri. Yine söyleyeceğim ama sizin gibi aynı değerleri taşıyan insanlarla beraber bir arada olacaksınız. Onun için asla yalnız kalmayacağınızı söyleyebilirim. Ve bu sizin tecrübenizi unutulmaz kılabilir. Kafanızda Hindistan'a gitmekle alakalı bir soru işareti varsa kesinlikle gidin, yolda öğrenin.